Bir önceki videomuzda trafik adabının 3. bölümüne bakmıştık. Şu anda da 4. bölümündeyiz. Yani trafikte hak ihlallerine bakacağız ve birey hakkından bahsedeceğiz. Örnekler vereceğiz. Vereceğimiz örnekler sınav odaklı olacaktı. Şimdi birey hakkı deyince şunu bileceğiz. Trafik kurallarının konulmasının başlıca sebeplerinden biri de neydi? Kişilerin trafikteki haklarının belirlenmesiydi. Hem trafik düzeninin bozulmaması için hem de trafikte başkalarının hakkının çiğnenmemesi için trafik kurallarına muhakkak uymamız gerekecekti. Trafik kurallarına uyulmadığı takdirde bir başkasının canına ya da malına zarar verebilirdik ve trafik kuralları sürücülerin can ve mal güvenliklerini sağlamak için konulmuştu. İşte biz bu kurallara uymak zorundaydık. Bu kurallara uymamak kişinin haklarını ihlal ettiğimiz anlamına gelir de burası önemli, birazdan geleceğiz buraya ve o kişilerin hayatlarını kaybetmelerine neden olabilirdi. Yine buraya da birazdan geleceğiz. Peki örnek sorularla başlayalım. Birçok sürücü hızlı araç kullandıklarından ve araçlarını kontrol edebileceklerini düşünmektedir diyor. Evet, doğru. Şöyle düşünelim. Kişi kendini usta şoför olarak nitelendiriyorsa ne yapar? Aşırı hız yapar, değil mi? Aşırı hız yaptığı zaman diğer sürücülerin dikkatini dağıtır mı? Evet. Onların kaza yapma riskine neden olabilir mi? Evet, değil mi? Bunlara neden olabilir. Yine burası bizim için sınav sorularından bir tanesiydi. Ve yine aşırı hız yapan kişiler yola bir yaya çıktığı zaman çarpabilirler mi? Aynen öyle. Ve aşırı hızda oldukları için yayı öldürebilirler mi? Elbette böyle de bir risk var. O zaman biz deriz ki sürücülerin dikkatini dağıtıyorsa ne deriz? Kişi haklarını ihlal ettiği deriz. Onların hayatlarını kaybetmelerine neden oluyorsa ne deriz? Hayatlarını kastediyor deriz. Bu da o kişilerin, o bireylerin hakkına girmek oluyor. Hemen diğerine bakalım. İkinci örneğimiz yine sınav odaklı olacak bizim için. Önemli. Sınavda çokça gelir bunlar. Arkasından siren çalarak gelen ambulansa yol vermeyen sürücü o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Biz buna ne diyoruz? Birey hakkı diyoruz. Yani bir ambulans var. Kişi yol vermedi. Ambulansın içerisindeki kişinin hayatını kaybetmesi neden olabilir mi? Olabilir. İşte o zaman o ambulansın içerisindeki kişinin hakkına girmek olur mu bu? Aynen öyle. Örnek 3'e bakalım. Yine engelli kişiler için ayrılmış yerleri biz park etmiyorduk, değil mi? Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilirse eğer ne olurdu? Normal ceza tutarına göre 2 kat daha fazla ceza öderdik. Bunun böyle olmasında bir nedeni vardı. Farkındalık oluşturmak içindi. Yine bu da sınav sorularından bir tanesiydi. Yine burada diyor ki engeli olmadığı halde park eden sürücü oraya park etmek isteyen engelli bir sürücünün hakkını gasp ederek o sürücünün trafik içinde zor durumda kalmasına sebep olabilir diyor. Biz burada kimin bireyi, hangi bireyin hakkına giriyoruz? Engelli olan vatandaşımızın, değil mi? Hakkına giriyoruz. Diğer örnek 4'e bakalım. Yine bu da sınav sorularından bir tanesi. Herhangi bir araç arızası olmadığı halde örneğin marketten bir şey almak için diyor. Dörtleri yakıp sağ şeritte bırakan sürücü yolun bir şeridini diğer araçlara kapatmış olur. Kimsenin kişisel çıkarları için yolun bir şeridini diğer sürücülere kapatmaya hakkı bulunmamaktadır diyor. Yine burada kişi sağ şeridi kapatıp da marketten diyelim bir şey alacak. Ne yapıyor? Diğer sürücülerin, diğer bireylerin hakkına girmiş oluyor. Ve hemen şunu da belirtelim. Şerit üzerinde durma yapılmaz arkadaşlar. Banket varsa banketi kullanırsınız. Ve hemen diğerindeyiz. Toplum hakkı, yani topluma verilen zarar bizim aklımıza gelecek toplum hakkında. Trafikte hatalı ve yanlış davranışlar kaza ile sonuçlanabilmektedir. Doğru. Trafik kazası kişisel olarak can ve mal kaybına sebep olduğu gibi toplumsal zararları da çok büyüktür. Bir kaza veya birçok kimsenin ölümüne neden olabilir. Aynen öyle. Bu ölümler ailelerin yıkımına, kaybolmasına sebep olabilir. Ailelerin yok olması ve dağılması, sağlıklı bir toplumun bozulması anlamına gelmektedir. Sağlıksız bir toplum, sağlıksız bir millet, sağlıksız bir devlet demektir diyor. Trafik kazası geçiren kişiler, işte bakın burası bizim için önemli. Trafik kazası geçiren kişiler canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumsuz yansır. Neye yansıyor?
ailelerine ve topluma olumsuz bir şekilde yansıyor. O zaman ben buna ne diyorum? Toplum hakkı diyorum. Ve psikolojik etkilerin verdiği güvensizliklerde bireyin yaşam kalitesini düşürmekte, içine kapanık bir benlik ortaya çıkararak çevresiyle ilişkilerini azaltmakta. Diğeri ise kamu hakkı. Kamu hakkı denilince de devlete verilen zarar bizim aklımıza gelecek. Trafik kazası sonucu meydana gelen maddi hasarlar. Bakın burası işaretlediğim yerler hep sınav odaklı. Trafik kazası sonucu meydana gelen maddi hasarlar, yetişmiş insan gücü kaybı ve yaralanmalara yapılan sosyal güvenlik harcamaları ülke ekonomisine büyük zararlar veriyor. Sınavda diyor ki neye zarar verir diyor. Ülke ekonomisine büyük zararlar veriyor değil mi? Trafik kazaları. Ve trafik kazasının topluma verdiği zararlar bununla da bitmiyor. Hemen şöyle yapalım. Burası bizim için ciddi anlamda önemli sınav sorularından bazıları var burada. Karayollarının zamandan önce yıpranması. Bakın trafik kazalarının topluma, kamuya, devlete verdiği zararlardan bahsediyoruz. Ne olur kaza olduğu zaman karayolları zamandan önce yıpranır değil mi? Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükü artar. Engelli nüfusun artar. Üretim ve refah kayıpları artar. Uzun vadede kalkınmaya nasıl etki yaratır? Olumsuz etki yaratır. Ve ülke imajının zedelenmesi topluma verdiği zararların başlıcaları olarak sayılabilir. Yani bu işaretlediğim yerler bizim için birer sınav sorusu niteliğinde. Ve yaşam hakkı, yani bireyin kendine verdiği zararlara bakacağız. Sürücülerin başkalarının yaşama haklarını tehlikeye atacak davranışlardan uzak durmaları gerektiği gibi kendi yaşama hakkında tehlikeye atacak davranış içinde bulunmaması gerekiyordu. Yaşama hakkı en temel haktı. Ve hemen burada ne diyor? Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız diyor. Biz neyden bahsediyoruz? Yaşam hakkından bahsediyoruz değil mi? Yani kendimize zarar vermeyeceğiz. Bireyin kendine verdiği zararlara ne diyoruz? Yaşam hakkı diyoruz. Ve şimdi de çevre hakkı, yani çevre ve doğaya verilen zararlara bakacağız. Burası bizim için sınav soruları niteliğinde, hemen onları yıldızladık ve hemen oraya bakalım. Karayolları trafik kazaları neye? Kişiye, topluma, kamuya zarar verecekti değil mi? Çevreye zarar verecekti. Yani birçok zararı vardı trafik kazalarının, ama sınav odaklı hemen şunları öğrenelim. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçlar zarar görebilirdi değil mi trafik kazalarında? Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vesaire yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararlar meydana gelirdi trafik kazalarında. Ve trafo elektrik direğine çarpma gibi durumlarda ne yaşanırdı? Kesintiler yaşanırdı değil mi? Ve köprü, tünel gibi noktalarda da yaşanan kazalarda ne aksardı? Ulaşım aksardı. İşte trafik kazaları kişiye, topluma, kamuya zarar verirdi. Trafik adabı 4. bölüm, yani konu anlatımı şu an için bitmiştir. Bundan sonra ne yapacağız? Trafik adabı ile alakalı sınavlarınızda en çok çıkan soruları beraber çözeceğiz. Yine bunun için de hemen aşağıda ilk yorumda trafik adabı sorularına linkine tıklayarak oradan ulaşabilirsiniz. Konu anlatımına baktık. Sorularını da çözelim. Aklımıza hiçbir soru işareti kalmasın ve trafik adabı ile alakalı sınavda çıkacak olan soruları da sınavdan önce öğrenmiş oluruz. Mutlaka o sorulara da bakmanızı öneriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.